Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Dün burada Suriyeli sığınmacılara yönelik bir konuşma yaptım ve Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın "Mağdur Türk değil arkadaşlar, dağılabilirsiniz. Tecavüz edilen Türk değil, dağılabilirsiniz" sözünü gündem etti. AK Parti sıralarından bana bağırıp çağırdılar. "Yalan atıyorsun, yalan atıyorsun Yahya Çelik, Bayar Öztuğ, MHP sıralarından Baki Ersoy, sonra sosyal medyada yalan atıyorsun" falan dedi. "Şahin Tin." Arkadaşlar, Gergerlioğlu hayatta yalan söylemez. Bakın, dün ben sizin bunun basın açıklamasını burada okudum. Yine inanmadınız. O halde Kayseri İl Emniyet Müdürü'nün videosunu yayınlıyorum buradan. Dinleyin. 66. madde. 66. madde. İş tüzük. Orada zor olacak. Orada bas. Çek. Herhangi bir şekilde çocukla herhangi bir bu konuşmanın maddeyle ne alakası var? Hadi bir konuşmasının maddeyle 66'yı uygulayın. Bakın bir, buradaki mağdur şahıs Türk değil. Bak, ne diyor? Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Demek ki Gergerlioğlu doğru söylemiş. Ya niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Kayseri diğer milletvekili arkadaşımız da sonradan yanı başıma gelip demişti ki, "Sayın Gergerlioğlu doğru söylüyorsun. Emniyet müdürümüz bunu söylemişti. Ama bir koroyla yalan söylüyorsun Gergerlioğlu" falan. Ya niye güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyorsunuz? Arkadaşlar, işte dinlediniz. Videoyu da size gönderebilirim. Neden böyle yapıyorsunuz? Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Gergerlioğlu hayatta yalan söylemez. Ama Gergerlioğlu yalan söylüyor diyenler hep yalan söyler. Bu konuda başka bir örnek de vereyim ben size. Bundan 4 yıl önceydi. Ben Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak aramaya uğrayan 30'a yakın genç üniversite öğrencisi kadının durumunu gündem etmiştim. Eski dönem vekilleri hatırlar. Kıyamet kopmuştu. Sayın Özlem Zengin, "Yalan atıyorsun, iftira atıyorsun, şu bu" demişti. Genç öğrenciler, "Hayır, biz çıplak aramaya uğradık ve onurumuz ayaklar altına alındı Ömer Bey" demişti. Ben burada tekrar gündem etmiştim. Sayın Özlem Zengin bizim ne teröristliğimizi bıraktı, ne şuyumuzu ne buyumuzu demediğini bırakmadı. Ya senin hem cinslerin onur kırıcı bir çıplak aramaya uğruyor ve sen onların hakkını savunacağına Uşak Emniyet Müdürlüğü böyle bir şey yapmamıştır, yalandır deyip duruyorsun. Sonra büyük bir gündem oldu. Binlerce kişi bana başvurdu. Ben de çıplak aramaya uğradım diye. Ve bu konuda gerçeğin bu olduğu ortaya çıktı. Sonra ne oldu? Bakın, CHP milletvekili Sayın Tuncay Özkan da buraya çıktı. Ve gözyaşlarıyla, "Arkadaşlar, bana da çıplak arama yapıldı" dedi bu kürsüde. Yani Sayın Özlem Zengin'in yalanı da burada ortaya çıkmış oldu. Hakkı hakikati örtmeye çalışması da burada ortaya çıktı. Fakat bununla da kalmadı. Israr etti ve dedi ki, "O öğrenciler niye suç duyurusu yapmamış efendim?" Öğrenciler korkuyor zaten. Daha kendilerine yine zulmedilecek diye korkarken Sayın Özlem Zengin dedi ki, bakın çok vahim ve skandal bir cümle söyledi. "İffetli bir kadın çıplak aramaya uğradığı için bir yıl beklemez suç duyurusu yapmak için" dedi. Kulaklarımıza inanamadık. Ya zaten bu öğrenciler ağır bir şekilde utanç içinde bırakılmış, onurları kırılmış. Bunu örtmeye çalışıyorsun, bunu beyan edene terörist falan diyorsun. Bir de üstüne bu kadınlara bu denli ağır bir hakaret yapıyorsun. Ya yani bıktım usandım gerçekten arkadaşlar. Şurada gerçekleri haykırıyoruz. Habire bize yalancı diyorsunuz. Habire sizin yalanınız ortaya çıkıyor. Bakın 4 yıl önceden. Sonunda da ne oldu biliyor musunuz? Bakın herkes bunu dinlesin. Geçen dönem burada kıyamet kopmuştu. O Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak aramaya uğrayan tüm öğrenciler beraat etti. Yani suçsuz, günahsız o öğrenciler hem terörist ilan edildi, hem çıplak aramaya uğradı. Bütün onurları ayaklar altına alındı. Daha sonra da en ağır iffetle ilgili cümleler söylendi bu insanlara. Ya Allah'tan korkun ya. Niye? Bakın, bir kadının onuru sizin partinizin onurundan çok daha yüksektir arkadaşlar. Bu ne demek ya? Yani ben partimi koruyacağım.
Sayın Gergerlioğlu lütfen tamamlayın. Yapmayın lütfen. Bakın bizim Suriye konusundaki söylemlerimiz yeni değil. Bundan 11 yıl önce aralarında Mehmet Bekeroğlu, Şebnem Korur Fincancı, Gencay Gürsoy, Cihangir İslam, Sırrı Süreyya Önder'in olduğu aydınlar, benim de imzam var bu bildiride. Suriye'de üçüncü yol mümkün diye bir açıklama yapmıştık. Ve biz bu açıklamada demiştik ki her konuda olduğu gibi Suriye'de yaşanan trajediyle ilgili de iki kanlı yol önümüze konmaktadır. Askeri müdahaleye karşıysan eli kanlı diktatörden yanasın deniliyor. Hayır, diktatörlüğü de diktatörün yaptığı katliamları da reddediyoruz. Aynı şekilde Suriye'nin bombalanmasını, işgal edilmesini de asla kabul etmiyor, çözüm olarak görmüyoruz demiştik. Biz bu bildiriyi yayınladığımız için iktidar medyası bizi linç etmişti arkadaşlar. Bakın farklı kesimlerden ilkeli, namuslu bir bildiri yayınlanmıştı. Ve bu bildiriye uyulmadığı için şu anda neler neler oluyor görüyorsunuz. Biz bunları boşuna söylememiştik ve şu anda da haklı olduğumuz ortaya çıktı. Boş yere de gerçek beyanlara yalan diyerek elimizde hiçbir delil yokken de saldırmayın. Sayın Gergerlioğlu, teşekkür ediyorum. Sayın Gergerlioğlu. Evet, Yahya Çelik, sen buyur. Buyur, buyur. Evet, değerli başkanım, değerli genel kurul üyeleri. Şimdi dün ben aslında bu konuyla alakalı açıklama yapmıştım. Yalan söylüyorsun kelimesini kullanırken, özür dilerim. Hayır, siz yerinizde buradaki Kayseri milletvekilimiz, Kayseri milletvekilimiz bu konuyla alakalı açıklama yaparken o meselenin nasıl olduğunu gerçekliğiyle burada anlattı. Siz buraya ilk çıktığınızda dediniz ki emniyet müdürümüz ve valimiz bu tacize uğrayan çocuğun Türk olduğunu söylediniz. O da dedi ki hayır, orada bir yaygara koptu. İşte bu çocuk Türktür diye bir yaygara koptu. Bizim emniyet müdürümüz de bu yüzden çıktı. Hayır, bu Türk değil, Suriyeli olduğunu söyledi ve peşine de ekledi. Suriyeli de olsa, hangi ırktan olursa olsun bu tacize uğrayan her insanı, taciz yapanı biz lanetliyoruz. Bu kelimeyi de söyledi. Siz o burada konuşurken şöyle bir şey dediniz orada yerinizde bağırırken. Basın açıklaması var, basın açıklaması var. Sanki valiliğin veya emniyet müdürlüğünün basın açıklaması varmış gibi konuştunuz. Ve çıktınız buraya, basın açıklaması okur gibi bir gazetecinin yazdığı haberi okudunuz. Bizim de oradan size bağırmamızın sebebi, Sezai Bey'e de aynı şekilde basın açıklaması okuyacaktı ama basın açıklaması okumadı, basın haberi okudu dediniz. Bizim bağırmamız oydu. Bir mesele, dün ben buradan yokken Ali Mahir Başarır da aynı şekilde benim sanki oraya Sezai Bey'in üzerine yürüdüğümü kastederek bir konuşma yapmış. Ben yoktum orada. Ben Sezai Bey'in üzerine yürümedim. Açıklama yapmak için gittim. Çünkü benim oradaki ifadem kesinlikle bir hakaret içeren bir ifade değildi. Ali Mahir Bey de sanki orada benim uyarıldığımı, evet hakaretmiş gibi bir algı yapmış. Ben hakaret falan yapmadım. Bugün kendisinin yaptığı bu kürsüden konuştukları... Lütfen tamamlayın Sayın Çelik. Şu adam lafı ben hakaret olarak görmüyorum. Evet, yanlış bir ifade olabilir. İsmini bilmediğimden ötürü ki peşini hemen düzeltmiştim zaten. Sezai Bey'e de hemen söylemiştim bu konuyla alakalı. Ama Ali Mahir Bey ortalığı karıştırır gibi işte üzerine yürüdü, bilmem ne yaptı. Ben üzerine falan yürümedim. Hiç kesinlikle açıklamaya gittim. Keşke Sırrı Bey burada olsa söylese. Sırrı Bey bile anlayınca evet buyurun açıklama yapın dedi. O yüzden bizim kesinlikle hiç kimseye hakaret ve yalan söylüyorsun ifadesi var. Hiç kimseye biz yalan söylüyorsun diye bir ifade kullanmadık. Sadece siz buraya çıktığınızda sanki valinin basın açıklamasını okuyormuş gibi çıktınız ama valinin basın açıklaması değil, bir gazetecinin bu beyanla alakalı iftirasını okudunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet. Sayın Gergerlioğlu. Bir dakika. Şimdi şu anda bakın demin yaşadık, tekrar kendi izahat yaptı, gayet de bir şekilde efendim izahat yaptı ama bir şey yok. O yüzden aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önergeler kabul edilmemiştir.
efendim birleşime 15 dakika ara veriyorum.